Herkese merhabalar. Bugün önümde Canon'un iki tane yeni çıkarmış olduğu APS-C formatında aynasız fotoğraf makineleri var. Bunlardan bir tanesi Canon EOS R7, diğeri de Canon EOS R10. Bu iki fotoğraf makinesi ülkemize gelir gelmez Canon Türkiye tarafından bana gönderildi. Böylece Türkiye'de bu iki makinenin ilk incelemesini ben yapıyor olmuş oldum. Bu noktada oldukça heyecanlıyım ve sizlere detaylı bir şekilde bu makinelerin özelliklerini anlatmaya çalışacağım. Bu videoda Canon EOS R7'den bahsedeceğiz. Sonraki bölümde ise Canon EOS R10'dan bahsederiz. O yüzden şöyle Canon EOS R10'u kadrajın dışarısına doğru çıkartıyorum ve R7 ile baş başa kalıyoruz. Canon EOS R7'yi ilk önce fiziksel özellikleri itibariyle şöyle bir tanıtmaya çalışayım sizlere. Gayet makul bir boyutu olan bir fotoğraf makinesi. Yani küçük sayılabilecek bir yapıda ama oldukça etli ve elinize iyi bir şekilde oturuyor. Güçlü, sağlam bir fotoğraf makinesi elinize aldığınızı hissediyorsunuz. Boyutları itibariyle de Canon'un full frame gövdelerinden ayrılıyor. Biraz daha kompakt, biraz daha küçük. Bu sayede de aslında kroplu bir gövdeyi elinize aldığınızı size hissettirmiş tasarım. Bu pil bölümünün girintisi sayesinde fotoğraf makinesini tıpkı DSLR makineler gibi tek elinizle kontrol edebiliyorsunuz, tutabiliyorsunuz ve taşıyabiliyorsunuz. Genel itibariyle şuradaki deklanşöre parmak iyi oturduğu için serçe parmağı da dışarıda kalmıyor. Tam olarak gövdeye oturuyor. Bildiğimiz önceki aynasız fotoğraf makinelerine benzer bir tuş dizilimi var. DSLR makine de kullanıyorsanız, aynasız makine de kullanıyorsanız daha önceki Canon modellerine yakın bir kullanım tarzı var. Hem bu üst kısımda hem de bu arka kısımda ayar çarkı konumlandırılmış. Arka kısımdaki ayar çarkı yeni bir tasarım. Dairesel bir yapıda yapılmış ve ortasına da joystick yerleştirilmiş. Bu sayede bu joystickle hem AF noktalarını takip edebiliyorsunuz hem de menü içerisinde rahatlıkla gezinebiliyorsunuz. Bunu beğendim. Yani kullanırken oldukça rahatlattı beni. Ve hazır olarak gelen ayarlarda bu joystick doğrudan AF'ye atanmış. Zaten benim en sevdiğim şey bu. Bu joystick sayesinde istediğiniz anda, istediğiniz noktaya netleme noktasını getirebiliyorsunuz. Ve konunuzu iyi bir şekilde netliyorsunuz. Onun haricinde üstte bildiğimiz tipik PASM modlarının ve hazır ayarlarının olduğu bir çark var. Bu çarkta herhangi bir kilit yok. Yanlışlıkla dönme ihtimali var gibi gelebilir ama konumu çok iyi yapılmış. Yani kazayla bunun dönme ihtimali yok. Bu tasarımsal olarak çok başarılı. O yüzden yanlışlıkla bunu çevirmiyorsunuz. Zaten biraz da kemikli bir yapıda. O yüzden kazayla çevirme ihtimaliniz yok gibi bir şey. Yani çok düşük. ISO düğmesi ve video kayıt tuşu da yukarıya konumlandırılmış. Rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz. Kullanımı kolay. Daha önce Canon EOS R5 ve R6 videolarında bir şeyden bahsetmiştim. Bu açma kapama düğmesinin sol tarafta olmasını bir dezavantaj olarak söylemiştim. Çünkü sol elinizi kullanmak zorunda kalıyordunuz. Ama burada açma kapama düğmesi de sağ tarafa konumlanmış. Ve makine tek elinizdeyken rahatlıkla fotoğraf makinesini açıp kapatabiliyorsunuz ve oldukça kullanışlı. Hemen baş parmağınızın olduğu yere geliyor. Video ve fotoğraf ayrım tuşu da yine bu açma kapama düğmesinin olduğu yerde. Bir kademe çevirdiğiniz zaman fotoğraf moduna geçiyor. İkinci kademeye çevirdiğiniz zaman da video moduna geçiyor. Zaten burada da video sembolüyle bu gösterilmiş. Fotoğraf ayarlarıyla video ayarları yine R7 modelinde de ayrı tutulmuş. Yani siz yapmış olduğunuz tüm ayarları video tarafında yaptıklarınız videoda kalıyor, fotoğraf tarafında yaptıklarınız fotoğrafta kalıyor. Bu gerçekten ciddi anlamda avantaj ve sevdiğim bir özellik. Onun haricinde arka tarafta çok fazla tuş kalabalıklığı yok. Daha önceki modellere benziyor. Yani AF tuşlarının, hızlı ayarlarının olduğu basit düğmeler. Burada 4 yönlü bir joystick var arka kısımda ve orta kısmında Q tuşu var. Bu Q tuşu sayesinde de yapmış olduğunuz ayarlara hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz ve küçük değişiklikler yapabiliyorsunuz. Yani videoyu 4K'dan Full HD'ye çevirebiliyorsunuz. İşte RAW fotoğrafı RAW artı JPEG yapabiliyorsunuz. Sadece JPEG yapabiliyorsunuz. AF noktalarını belirliyorsunuz. ISO değerlerini belirliyorsunuz gibi pek çok özelliği aslında hemen bu Q tuşuna basarak ulaşabiliyorsunuz. Böylece İkide bir fotoğraf makinesinin menüsüne girmeye ihtiyaç kalmıyor. Bu belki pek çok kişi için ya bu kadar önemli mi diyebilirsiniz ama sahada çalışırken, profesyonel olarak bir iş yaparken bu tarz hızlı işlemler çok değerli ve anında
yapabildiğiniz için size çok zaman kazandırıyor. Onun haricinde işte izleme tuşu, silme tuşu var ve menü. Sol tarafta da menü tuşu konumlandırılmış. Alt kısımda batarya bulunuyor ve bu pil EOS R5 ve R6 modellerinde olan pille aynı. Bu pil LPE6NH modeli. 2130 mAh'lik bir güç sağlıyor ve gerçekten uzun kullanımda sizi memnun ediyor. Bununla hem fotoğraf çektim hem video çektim bu pille ve bir gün içerisinde bu pil bitmedi. Tabii çok uzun uzun video çekmedim. Yani böyle karşıma koyup bir YouTube videosu çeksem ve bunu 4K kayıt yapsam muhtemelen daha kısa sürede biterdi. Tüm günü çıkartamazdım. Canon EOS R7 modelinde çift SD kart yuvası bulunuyor ve bu yan kısımda. Bu SD kartlarda UHS 2'yi destekliyor. Çift SD kart olması bir avantaj. Gövdenin alt kısmında manuel fokus ve otofokus ayarlayabileceğiniz bir düğme var. Böylece lensi isterseniz manuel olarak da kullanabiliyorsunuz. Canon EOS R7'nin yan kısmına baktığımız zaman mikrofon girişini ve kulaklık çıkışlarını görüyoruz. Yani çekim yaparken mikrofondan gelen sesi aynı zamanda dinleyebiliyorsunuz. Bu güzel olmuş. Bir tane kumanda bölümü var. Canon'un kendi kumandalarını takıp kablolu bir şekilde fotoğraf makinesini kontrol edebiliyorsunuz. Burada da mikro HDMI ve Type-C girişlerini görüyoruz. Type-C üzerinden fotoğraf makinesi şarj oluyor. Çekim yaparken aynı zamanda da pili doldurabiliyorsunuz. Bu bir avantaj. Diğer taraftan da mikro HDMI ile 4K çıkışta alabiliyorsunuz. Bu mikro HDMI 4K video çıktısını ve sesi destekliyor. Onun haricinde son bir tuşta objektifi söküp takmak için. Gördüğünüz gibi oldukça küçük bir objektifle geliyor. 18-45 mm bir objektif. R10 ile beraber gelen de 18-150 mm bir objektif var. Ben ikisine de bu videoda biraz değineceğim size. Çünkü ikisiyle de R7'yi kullandım. Burada güzel bir özellik var. Perde kapatıyor sensörü. Dolayısıyla objektiflerinizi değiştirirken doğrudan sensörün üzerine toz gelmesini önlemiş oluyorsunuz. Bu güzel olmuş. Artık aynasız fotoğraf makinelerinde genel olarak bunu yapmakta fayda var. Böylece sensöre doğrudan bir darbenin gelmesi, toz, su gibi şeylerin kaçması engellenmiş oluyor. Canon EOS R7 fotoğraf makinesinin içerisinde dahil olarak Wi-Fi ve Bluetooth da olduğunu söylemeliyim. Artık aynasız fotoğraf makinelerinde standart olarak Wi-Fi ve Bluetooth oluyor. Bu sayede de gerekli yazılımlarla mobil cihazlarınızdan fotoğraf makinesine uzaktan erişebiliyorsunuz. Fotoğraf ve video çekimleri yapabiliyorsunuz. Ayrıca dosyalarınızı transfer edebiliyorsunuz. Canon EOS R7'de R bayonet bulunuyor. Yani full frame aynasız gövdelerde olan R bayonetin aynısı. Bu sayede de full frame lensleri de kullanabiliyorsunuz. Aynasız lensleri. RF tüm lensleri bu gövdede kullanmanız mümkün. Bu lensler kroplu lensler, yani RFS olarak geçen lensler. Eski DSLR Canon gövdelerde bu EFS olarak geçiyordu. EF lensler full frame'di, EFS lensler APS-C sensörlü, kroplu sensörlü makineler için uygun olan lenslerdi. Burada da full frame'ler için RF isimlendirmesi yapılmış, kroplu gövdeler için de RFS isimlendirilmesi yapılmış. Bu RF bayonet olması sayesinde full frame lensleri kullanabildiğiniz gibi full frame gövdelerdeki aynı adaptörleri de kullanarak eski EF lensleri ve EFS lensleri kullanabiliyorsunuz. Fotoğraf makinesinin özelliklerine geçmeden önce son olarak bu LCD ekrandan ve vizörden bahsetmek istiyorum. LCD ekran tıpkı diğer Canon gövdelerdeki gibi tam olarak geriye dönebiliyor. Eklemli bir yapıda ve hareketli bir LCD ekran var. Bu LCD ekranın boyutu 3 inç, yani 7,5 cm boyutunda bir LCD ekran ve dokunmatik. Ve bu LCD ekran yaklaşık olarak 1.6 megapiksellik bir çözünürlük sağlıyor. Vizör tarafına baktığımız zaman 2.36 megapiksellik bir vizör çözünürlüğü var. Bu oldukça iyi bir çözünürlük ve parlaklık değeri oldukça güzel. Çekim yaparken herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Optik vizörden bakıyormuşçasına çekimlerinizi yapabiliyorsunuz. Parlaklığı, içerideki bilgileri okumak, çekim yaparken her şeyi yerli yerince görmek mümkün. Son olarak bu fotoğraf makinesi suya ve toza dayanıklı olarak üretilmiş. Yağmur altında, çiselemelerde ve tozlu ortamlarda güvenle bu makineyi kullanabilirsiniz. Tabii ki bağlantıların, kapakların düzgün kapatılmış olduğuna dikkat etmeniz gerekiyor. Yani gövde oldukça sağlam yapıda ve dayanıklı bir gövde. Zaten magnezyum alaşımlı olarak üretilmiş bir gövde. Ağırlığı da 612 gram. Pil ve SD kart içerisindeyken 612 gram ağırlık var. Bu boyutlarda ve bu yetenekteki bir makine için gerçekten hafif. Yani uzun süre çalışıyorsunuz bu makineyle ve elinizi yormuyor.
Evet, gövde özelinden bu kadar bahsettikten sonra şimdi fotoğraf makinesinin özelliklerine ve yeteneklerine geçelim. Canon EOS R7'de 32.5 megapiksel çözünürlük sunan bir CMOS sensör var. Bu sensör 1.6x crop çarpanına sahip olan APS-C boyutunda bir sensör. Sensör genel itibariyle oldukça başarılı. Yani fotoğraf performansı, video performansı ve yüksek ISO başarımı oldukça iyi. Bu inceleme videosunun devamında zaten yüksek ISO ile çektiğim fotoğraflara ve genel itibariyle fotoğraf kalitesine ve video kalitesine değineceğim. Ama sensörün yeni gelişen teknolojilerle beraber oldukça iyi bir sensör olduğunu söylemek istiyorum en baştan. Yüksek ISO demişken de bu fotoğraf makinesi 100 ISO ile 32.000 ISO arasında ayarlama yapmanıza olanak sağlıyor. 32.000 ISO standart olarak en yüksek çıkabildiği ISO değeri. Ama siz bunu 51.200 ISO değerine kadar da zorlayabiliyorsunuz. Tabii ki bu kadar zorladığınız zaman fotoğraflarda ciddi anlamda gren görüyorsunuz. Bu aslında hani durumu kurtarmak ve çok mecbur kalındığı zaman çekim yapmak için konulmuş bir üst sınır. Ama 32.000 ISO değerlerine kadar çekim yaptım. Bunları da birazdan sizlere göstereceğim. Canon EOS R7 800 ISO değerine kadar sorunsuz bir şekilde çok temiz görüntü veriyor. Hatta 1600 ISO değeri dahi kullanılabilir. Daha önceki 7D Mark II gövdede genel itibariyle çok hızlı bir gövdeydi ve kuş yaban hayat fotoğrafçıları o gövdeyi seviyorlardı. Fakat genel itibariyle grenli fotoğraf çekmesinden biraz dertliydiler. Bu dertleri kısmen işte 90D ile beraber biraz azalmıştı ama genel itibariyle croplu gövdelerde 800 ISO'dan sonra bir gren söz konusu oluyor. EOS R7'de ise 800 ISO'da çok temiz fotoğraf alabiliyorsunuz. Yani 800 ISO sanki 200 ISO gibi çekim yapabiliyorsunuz. Özellikle çok loş değilse ortam, ışık düzgünse bu performansı alabiliyorsunuz. Yani yüksek enstantane değerine ulaşmak için ISO değerini arttırmada daha cesur olabilirsiniz bu makineyle. 1600 ISO değerleri de gayet kullanılabilir görüntüler sunuyor. 3200 zaten oldukça yüksek bir ISO değeri. 3200 ve üzerinde grenlenmeyi görüyorsunuz. Burada tabii ben RAW fotoğraflar üzerinden söylüyorum. JPEG fotoğraflarda gerçekten çok güzel bir işleme yapıyor EOS R7. JPEG fotoğraflar tertemiz. Yani pırıl pırıl görüntü alıyorsunuz. 3200 ISO değerlerinde dahi JPEG fotoğraflar çok temiz görünüyor. 3200 ISO'dan sonra grenlenmeyi görüyorsunuz. Yani şunu şöyle söyleyebilirim. 800 ISO RAW fotoğrafla 3200 ISO JPEG fotoğraf neredeyse kafa kafaya aynı gibi. JPEG performansının oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim. RAW çekmiyorsanız, JPEG fotoğraflar çekiyorsanız çok daha yüksek ISO değerlerinde çalışabilirsiniz. RAW çekiyorsanız zaten bu gren temizliğini birazcık sizin yapmanız gerekiyor. O yüzden 800 ISO'ya kadar sorunsuz bir şekilde kullanırsınız. Biraz üzerinde grenlenmeyi görmeye başlarsınız ama bunu da kontrol edebilirsiniz. Yani konuyu toparlamam gerekirse Canon EOS R7 yüksek ISO performansı anlamında croplu gövdeler içerisinde bence gayet iyi bir konumda duruyor. Ve özellikle spor, aksiyon, kuş fotoğrafçılığı, yaban hayat fotoğrafçılığı gibi konularda yüksek enstantaneye ulaşabilmek için bu ISO değerini arttırma noktasında size kolaylık sağlıyor. Sonuçlardan da memnun olacağınızı düşünüyorum. Diğer taraftan Canon EOS R7 modeli 4K 30 ve 60p video çekebiliyor. 4K videoları çekerken croplu ve cropsuz olarak iki farklı modda çekim yapabiliyorsunuz. Yani hem işte 30p'yi çekerken hem de 60p'yi çekerken cropsuz bir şekilde çekim yapabiliyorsunuz. Sensörün tamamını kullanıyor ve yaklaşık olarak 7K çözünürlükten örnekleme alarak 4K oldukça keskin ve detaylı video size sağlıyor. Diğer taraftan %64 oranında crop yaparak yine 4K çözünürlüğünden hiçbir taviz vermeden çekim yapabiliyorsunuz. Bu da özellikle kuş ve yaban hayat alanında çalışanların video çekimi esnasında ekstra bir crop faktörüyle teleobjektiflerinde avantaj ortaya koyuyor. Yani ekstra neredeyse 1.6 çarpan kadar daha teleobjektifinizde siz avantaj elde etmiş oluyorsunuz. Yani 300 mm bir objektif kullandığınız zaman zaten sensör 1.6 çarpan olduğu için bu 480 mm oluyor. Bir de croplu video çekerseniz neredeyse 1.6 ile tekrar çarpıyorsunuz ve ciddi anlamda size avantaj sağlıyor. Aynı zamanda 1080p çözünürlükte de 100-120 kare hızlara ulaşabiliyorsunuz. Yani 4 kat, 5 kat slow motion çekimler yapabiliyorsunuz. Bunlar da yine standart olarak EOS R7'nin içerisinde bulunan özellikler. Bu video kısmından bahsederken şunu da tabii söylemek lazım.
Bu 4K ve Full HD videoları çekerken 4.2.0.8 bit video alabildiğiniz gibi aynı zamanda da 4.2.2.10 bit video çekebiliyorsunuz ve bunu dahili olarak EOS R7 hafıza kartına kaydediyor. 10 bit video kalitesine ulaşabilmeniz için Canon'un C-Log modunda çekim yapmanız gerekiyor. Bu gövdenin içerisinde C-Log 3 var, yani C-Log 3 modu var. Bu sayede de sonrasında post prodüksiyon yaparken ciddi anlamda renklerle oynayabiliyorsunuz. Log kayıt elinizde olduğu için buna gerçekten iyi renkler yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda da ardışık videolar çektiğiniz zaman, farklı ışık ortamlarında çekmiş olduğunuz videoları genel olarak renklerini birbirine uydurabiliyorsunuz. Veya yine 10 biti kullanabilmek için HDR modunda video çekiyor olmanız lazım. HDR modunda veya C-Log modunda çekim yapmıyorsanız videolarınızı 8 bit olarak kaydediyor. O yüzden eğer 10 bit video istiyorsanız ya C-Log çekeceksiniz ya da HDR modunda çekim yapacaksınız. Bu arada diğer güzel bir özellik de Canon EOS R7 ile beraber kesintisiz 6 saat video çekebiliyorsunuz. Tabii bunu çekmeniz pilin bitmesi itibariyle pek mümkün değil ama bunu bir güç kaynağına bağladığınız zaman Full HD olarak 6 saat boyunca çekim yapabilirsiniz. 4K çözünürlükte çekim yaparken 60 dakika kesintisiz video çekebiliyorsunuz. Fotoğraf makinesi genel itibariyle ısınmadan 60 dakikayı kaldırıyor. Ben bu çekim süresinde tabii ki test ettim. Ve fotoğraf makinesini açıp 4K 50p'de videoyu başlatıp Type-C üzerinden de güç kablosunu takılı halde tutup fotoğraf makinesinde kayda girdim. 128 GB SD kart tam olarak 59 dakikada doldu. 59 dakika boyunca bu fotoğraf makinesi hiç kapanmadan çekimi yaptı. Kart dolunca hemen kartı değiştirdim ve tekrar kayda girdim. Bu defa da yine aynı şekilde 59 dakika boyunca çekim yaptı. Ve bu ikinci çekimin sonunda ısınma değeri tabii daha yarılarında çıkmaya başladı. Ve sonlara doğru geldiğimizde de yaklaşık olarak %80'lerde bir ısınma söz konusuydu. Fotoğraf makinesinin ne kadar ısındığını görüyorsunuz. Üzerinde bir sembolle böyle kademe kademe ısındığını size gösteriyor. Ama rahatlıkla size şunu söyleyebilirim. Canon EOS R7 ısınma problemi olmayan bir makine. 2 saat boyunca ısınmadan kaynaklı bir kapanma olmadan ki ev ortamında yaklaşık olarak 23 derecelik bir oda sıcaklığında çekim yaptım. 2 saat boyunca sorunsuz bir şekilde kapanma olmadan çekim yapabiliyorsunuz. Bu bence gayet yeterli. Kesintisiz 2 saat video kolay kolay çekmezsiniz. Sahada çalışırken ara ara kapatacağınız, ara ara çekim yapacağınız için rahatlıkla bu fotoğraf makinesiyle ısınma problemi olmadan çekim yapacağınızı düşünüyorum. Tabii ki yaz günü güneşli, sıcak bir havada çekim yaparsanız bu süre birazcık daha kısalacaktır. Ama ben 60 dakikaları göreceğinizi düşünüyorum. Zaten genel itibariyle de bu 60 dakika sınırı muhtemelen bununla alakalı. Yani Canon EOS R7 bu noktada da övgü hak ediyor. Fotoğraf makinesini test ederken 4K 50p ve 4K 25p ayarlarında bolca videolar çektim. Genel itibariyle video performansı gördüğünüz gibi oldukça iyi. Şu anda zaten videoları görüyorsunuz. Bazı videoları özellikle elde çekim yaptım ki böylece gövde içi stabilizasyonun performansını da görmek istedim. Onu da birazdan anlatacağım size. Diğer taraftan slow motion çekimler oldukça iyiydi ve C-Log kaydını da gerçekten beğendiğimi söylemeliyim. C-Log üzerinden yapmış olduğum çekimleri daha sonrasında renklendirdiğimde oldukça güzel renkler elde edilebiliyor. C-Log çekim yaparken standart olarak fotoğraf makinesi 800 ISO ile 12800 ISO aralığında çekim yapıyor. 800 ISO zaten log kayıtlarında standart başlangıç ISO'su. Yani siz eğer log kayıt yapıyorsanız 100 ISO'larda, 200 ISO'larda video çekemezsiniz. Çektiğiniz zaman bunun bir anlamı olmaz. Ama zaten EOS R7 buna izin vermiyor. Başlangıç ISO'su 800 olarak hemen standart olarak geliyor. Canon EOS R7'de dikkat çeken diğer bir özellik de tıpkı R5'te olduğu gibi, R6'da olduğu gibi, R3'te olduğu gibi Dual Pixel AF2 Autofocus sisteminin aynen yer verilmiş olması. Dual Pixel AF sistemi bu kadar etkin bir şekilde çalışabilmesi için de sensörün %100'ünü kullanıyor. Yani AF noktaları sensörün %100'üne dağılmış bir durumda.
ve 5915 tane netleme noktasından bahsediyoruz. Yani her yerde netleme noktaları var ve siz bunların 651 tanesini seçebiliyorsunuz. İstediğiniz gibi bu joystick'le ayarlayabiliyor ve konuyu takip edebiliyorsunuz. Artık otofokus sistemi noktasında, nokta sayısı noktasında Canon gerçekten aşmış durumda. Yani bu fotoğraf makinesi büyük kardeşleri gibi aynı otofokus performansına sahip. Elimde bu defa teleobjektifler yoktu ama hem bu 18-45 objektifle hem de diğer 18-150 mm objektifle yaptığım testlerde otofokusun aynı şekilde çalıştığını gördüm. Yani bir objeyi bulduğu zaman anında netliyor ve kesintisiz takip ediyor. Yüz, göz, AF sistemi etkin bir şekilde ve kusursuz çalışıyor. İnsanları, hayvanları, kuşları ve hatta araçları takip eden otomatik AF sistemi yine EOS R7'nin içerisinde konumlandırılmış. Bu konuda bana çok fazla soru gelmişti. Benzer bir AF sistemim var. Biz bunu kuş ve yaban hayat fotoğrafçılığında kullanabilir miyiz diye soru çok gelmişti. Bir teleobjektif taktığınız zaman kuşu kadraja aldığınızda kuşu hemen tanıyacak. Gözünü netleyecek ve çatır çatır fotoğrafını çekeceksiniz. Bunu çok iyi bir şekilde takip edecek. Gayet hızlı çalışıyor, gayet sorunsuz çalışıyor. Yani kuş fotoğrafçıları crop avantajını da kullanarak ellerindeki mesela 100-500 lensi kullandığınız zaman bu lensi siz 800 mm gibi kullanacaksınız. Ciddi anlamda bir avantaj oluyor teleobjektif tarafında. Geniş açı tarafında bir dezavantaj olsa da bu RFS lensler sayesinde de bu dezavantaj olmaktan çıkıyor. Yani ben kuş ve yaban hayat fotoğrafçılarına ve hatta spor fotoğrafçılarına bu modeli rahatlıkla tavsiye edebilirim. Bu fotoğraf makinesi açık ve net bir şekilde eski DSLR model olan 7D Mark II'nin yerine geçiyor ve hatta 7D Mark II'den çok çok daha iyi bir fotoğraf makinesi olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Tabii burada özellikle hızlı konuları fotoğraflayanlar için saniyedeki çekim sayısı da önemli. Canon EOS R7 mekanik perdeyi kullandığınız zaman saniyede 15 kare fotoğraf çekebiliyor. Bu saniyede 15 kareler eskiden DSLR fotoğraf makinelerinde gerçekten hayaldi. Sadece böyle en üst seviyedeki işte 1DX Mark II gibi 1DX serileri saniyede 12-14 kare fotoğraflar çekebiliyordu. Artık bu şekilde kompakt bir makine, APS-C formatındaki bir fotoğraf makinesi bile saniyede 15 kare fotoğrafı mekanik perdeyle çekebiliyor. Elektronik perdeyi alırsanız saniyede 30 kare fotoğraf çekebiliyorsunuz. Yani çözünürlük kaybı olmadan, fotoğraflarda herhangi bir sıkıştırma olmadan saniyede 30 kare fotoğraf çekmeniz mümkün. Tabii fotoğraf makinesinin bu kadar hızlı çekim yapıyor olması güzel ama tampon belleği acaba bunu kaldırıyor mu? Canon EOS R7 eğer saniyede 15 kare çekim yaparsanız yani mekanik perdeyi kullanırsanız 224 tane JPEG fotoğraf veya 51 tane RAW fotoğrafı kaydedebiliyor. Eğer elektronik perdeyi kullanır ve saniyede 30 kare hızla çekim yaparsanız da 126 tane JPEG ve 42 tane RAW fotoğrafı kaydedebiliyor. Genel itibariyle size bu fotoğraf makinesi tampon bellek anlamında bir sıkıntı yaşatmayacak. Yani bu fotoğraf makinesiyle sahada bir engelle karşılaşmayacaksınız. Hem seri çekimde hem video kaydında pek çok noktada sizi yarı yolda bırakmayacak, nefessiz kalmayacak, tıkanmayacak, kesintisiz ve sürekli bir şekilde çekim yapmanızı sağlayacak bir fotoğraf makinesi. Bu fotoğraf makinesinin hep güzel taraflarından bahsettin. Eksi tarafı yok mu diye sorabilirsiniz. Açıkçası bu açma kapama düğmesini de bu tarafa aldıktan sonra gövde itibariyle eksi bir şey kalmamış. Video ve fotoğraf modları birbirinden ayrı. Yani gerçekten artık fotoğraf makinelerinin bu eksi yönlerini inanılmaz bir şekilde azaltıyorlar ve çok kullanışlı fotoğraf makineleri artık üretiliyor. Bu fotoğraf makinesinin eksi yönünü şöyle biraz düşünüp üzerinde eksi nokta aradığım zaman iki tane özelliği görüyorum. Birincisi slow motion'un menüden ayarlanıyor olması. Slow motion çekimlerin yani 100p, 120p gibi ağır çekimleri yaparken sessiz video kaydediyor ve doğrudan ağır çekim olarak kaydediyor. Yani 100p'yi mesela normal 24p gibi izleyemiyorsunuz ve ses kaydı olmuyor. Keşke bunu yapabilselermiş. Eğer öyle olmuş olsaydı 100p kaydı her zaman kullanabilirdiniz ve yeri geldiğinde ağır çekim, yeri geldiğinde de normal kayıt olarak bunu yapardınız. Ama şu anda bir şeyi ağır çekim olarak yapacaksanız bunu biliyor olmanız gerekiyor. Menüye girip ağır çekimi aktif hale getirip o şekilde çekim yapmanız gerekiyor. Bu biraz bence zaman kaybı ve
bazı durumlarda avantaj değil. Yani size bir dezavantaj sağlıyor. Keşke Yusbey'i de sesli kaydetselermiş, post prodüksiyonda bunu istediğiniz zaman ağır çekime çevirebilseymişiz. İkinci dezavantajı ise HDMI kablosunu taktığınız zaman LCD ekrandaki görüntü tamamen kayboluyor. Buradaki görüntüyü doğrudan monitöre aktarıyor. Yani siz HDMI kablosu taktığınız zaman dokunmatik bir şekilde işte menülerde gezinme gibi bazı ayarlamaları maalesef LCD ekran üzerinden yapamıyorsunuz. Yani bunun bir ayarı vardı da ben mi bulamadım ama menüler içerisinde epey bir gezindim. Bu özelliği göremedim. Dolayısıyla bu bence bir dezavantaj. Çünkü harici monitöre siz birisine bir şey göstermek için bağlayabilirsiniz. Ya da kablosuz bir görüntü aktarma cihazıyla HDMI'den çıkış alabilirsiniz. Ama fotoğraf makinesinde bir taraftan kullanmak istersiniz. Bunu ne yazık ki LCD ekran tamamen kapandığı için monitör üzerinde görüyorsunuz her şeyi. Ve dokunmatik özelliği ortadan kalktığı için tuşları kullanıyorsunuz. Bu birazcık beni zorladı. Menüleri size göstermeye çalışırken ekran görüntüsü almıştım. O esnada LCD ekrandan da dokunarak menüler arasında hızlıca gidebilseydim daha avantajlı olacaktı. Ama maalesef HDMI kablosunu taktığınız zaman LCD ekrandan görüntü kayboluyor. Şimdi videonun sonuna gelirken bu iki tane objektiften de bahsetmek istiyorum. Bu modeller çıkarken 18-45 mm ve 18-150 mm iki tane objektifi de Canon çıkartmış oldu. 18-150 mm özellikle ilginç bir objektif. 18-45 mm de daha ziyade böyle vlog çekimleri, günlük çekimlerde kullanabileceğiniz bir objektif. Objektif gördüğünüz gibi oldukça küçük. Öndeki cam kısmı gerçekten minicik. Ve zaten diyafram açıklığı da f4.5 ile 6.3 arasında. Yani kısık diyaframa sahip bir objektif. Genel itibariyle ekonomik bir çözüm olarak değerlendirilebilir. Çok ciddi bir keskinlik beklememek lazım bu objektiften. Daha ziyade günü kurtaracak ve seyahatler esnasında size vlog kalitesinde videolar sunabilecek bir objektif. 49 mm filtre çapı var. Filtre kullanabiliyorsunuz. Durumu bu. Şimdi R10'dan daha sonra bahsedeceğim. Burada bu objektiften bahsetmek için elim aldım. 18-150 mm objektif ise kullanırken daha çok keyif aldığım bir objektif oldu. Çünkü değişken odak kullanmayı ben seviyorum. Yani hem geniş açı hem tele kullanmayı seviyorum. O yüzden 18 mm'den 150 mm'ye çıkabiliyor olmak bu objektifi sevmemi sağladı. Sokak fotoğrafçılığı, gezi fotoğrafçılığı gibi alanlarda bu objektifi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Objektifin herhangi bir kilit durumu da yok. Açtığınız zaman hemen çalışıyor ve boyu 150 mm'ye ulaşan bir objektif için gerçekten çok çok küçük, oldukça makul bir boyutlarda ve çok hafif. Yine aynı şekilde R bayonet, RFS diye geçen bayonet. 18-150 mm objektifin diyafram açıklığı da f3.5 ile 6.3 arasında. Yani en açık diyafram değerinde biraz daha avantajı var buna göre. Bu 4.5'tan başlıyordu. Bu objektif ise 3.5'ten başlıyor. 150 mm'ye geldiğiniz zaman da 6.3 değerine çıkıyor. 55 mm de filtre çapına sahip. 18-150 mm'nin çok güzel bir özelliği de çok çok yakından netleme yapabiliyor. Yani bu objektifi kullanırken ben açıkçası şaşırdım. 18 mm'deyken sadece 12 cm'de netleme yapabiliyor. Tabii bu 12 cm odak uzaklığına göre olduğunu düşünürseniz objektifin ucu çiçeklere, böceklere böyle 2-3 cm'ye kadar yaklaşabiliyor. Bu makroya yakın bir çekim sağlıyor size. Büyütme oranı da 0.4 gibi bir büyütmesi olduğu için oldukça güzel sonuçlar verdi açıkçası. Şu an örnekleri de görüyorsunuz. 150 mm değerine çıktığım zaman da 30 cm'den netleyebiliyor. Yani bu objektifle adeta yarı yarıya ya da 3'te 1 makro gibi çalışabiliyorsunuz. Ben objektiflerin yakın mesafeyi netlemesini çok seviyorum. Özellikle böyle ürün çekimleri yapıyorsanız bazı detayları çok yakından alabiliyorsunuz. O yüzden bu objektif hem 18 mm'den 150 mm'ye bu kadar kompakt bir yapıda çıkabiliyor olması hem de bu kadar yakın mesafeden netleyebiliyor olmasıyla açıkçası benim sevdiğim bir objektif oldu. Çok çok hafif, gövdede çok dengeli duruyor ve günlük kullanımda tak gez objektif gibi adeta kullanılabilecek bir objektif olmuş. Bu iki objektif içerisinde 18-150 mm'yi daha çok sevdiğimi söylemeliyim. Çünkü bu 18-45 mm, 18 mm değerinde 30 cm'den netleyebiliyor. 45 mm'ye geldiğimiz zaman da 45 cm gibi bir netleme mesafesine ulaşıyor. O yüzden bu objektifle
böyle makro ve çok yakın çekimler yapamıyorsunuz. Ama bu objektif o noktada çok çok harika. Evet, bugün sizlerle Canon EOS R7'yi konuştuk. Hemen yan tarafta duran R10'dan hiç bahsetmedim. Bunu bir sonraki videoda detaylı bir şekilde anlatacağım. Kanala abone olursanız videoları da kaçırmamış olursunuz. Bana da destek olmuş olursunuz. Sonraki videolarda görüşünceye dek sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.